Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. 5 Mart 2020'deki ateşkesin öncesinde, yani Şubat 2020'de İdlib sahası, 34 askerimizin şehit olduğu Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik ağır bir hava bombardımanı ve buna cevap olarak SİHA sürüleriyle Esed rejimine ağır kayıpların verdirildiği bir savaş ortamına sahne olmuştu, asıl hatırlatmak istediğim husus. Putin'in bu çatışmaların hemen öncesinde, Ocak 2020'de Şam'ı ziyaret ettiği bilgisi, Şam'ın artık gidilebilecek bir yer olduğunu göstermek için yapılmış olan o ziyarette, Esed rejiminin ülkenin geri kalan kesimlerini de ele geçirmek için harekete geçmesine karar verilmiş olmalıydı ki, Şubat 2020'de İdlib bölgesinde Türkiye'nin direncini de kırmayı hedefleyen o saldırılar başlatılmıştı. Bu bilgilerden yola çıkarak Moskova'daki bu son buluşmada benzer bir karar verilip verilmediğini İdlib'de önümüzdeki süreçte yaşanabilecek yeni bir takım gelişmeler üzerinden anlayabileceğiz. Putin'in Türkiye'yi hedef alan yukarıdaki sözleri, pozisyon tekrarından mı ibaret, yoksa Moskova'daki buluşmada yeni bir saldırı planlaması mı yapıldı? Dediğim gibi, bu görüşmeden sonra öyle bir planlama yapılıp yapılmadığına dair İdlib sahasındaki gelişmeleri bir süre yakından izlemek gerekecek. Ankara'da bu işler için mesai harcayan çevreler, Türkiye'nin 2020 Şubat ayında SİHA sürüleriyle yaptığı sert ve etkili operasyon akıllarda olduğu için benzeri bir senaryoyu güçlü bir ihtimal olarak görmüyorlar. Daha yeni, artık tek bir mülteciyi bile kaldırabilecek durumumuz yok, mesajını dünyaya duyuran Ankara'nın, 4 milyona yakın insanın yığıldığı İdlib'den gelebilecek yeni muhtemel göçlere karşı kararlı duruşundan vazgeçeceğini düşünmek yanlış olur. Ancak, Suriye meselesinde nihai senaryoya dair Ankara ile, Moskova'nın pozisyonlarındaki makas açıklığı da bir başka gerçek. Birkaç yıl önce yine İdlib meselesinin birinci gündem konusu olduğu günlerde bu konuları konuştuğumuz üst düzey bir Türk yetkili, Rusya ile oyunun sonuna dair ortak bir yaklaşımın olmadığını hatırlatmıştı. Bugün içinde değişen bir şey yok. Türkiye ile Rusya'nın Suriye'nin geleceğine dönük yaklaşımları, günün sonunda nasıl bir Suriye görmek istendiğine dair görüşleri, çoğu yerde birbirine taban tabana zıt bir yerde duruyor. Bu da, belli periyotlarla kendisini tekrar eden bir kriz iklimini beraberinde getiriyor. Dünyada ve Türkiye gündeminde olan en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız, esenlikle kalın.